ما وهنا نحن أحفاد المثنى في طريق المجد سلنا اسألوا التاريخ عنا. İslom tarixida Hajjoj ismi eslansa, ko'pincha u ismga zolim sifat ham qo'shiladi. Uning asl ismi Hajjoj ibn Yusuf Saqafi bo'lib, u Umaviylar davlatining qo'mondonlaridan biri bo'lgan. Ha, u musulmon edi. Xalifalik davridagi qo'mondonlardan. Qilichidan qon tomib turadigan bu qo'mondon ko'plab insonlarni, xususan sahobalarni ham qatl qilgan. O'ziga qarshi bo'lgan har qanday odamni qilichdan o'tkazishga harakat qilgan. Abdullah ibn Zubayr radıyallahu anhu'ya karşı cang kılıp, Mekke'ye taş atar kurallardan oq uzgan ve Kabe-i Muazzama'ya şikast etkizgan. Büyük alim Said ibn Jubayr'ni öldürgenden biraz muddat ötüp, davasız dert sebepli qattiq qiylanıp ayançlı ölüm topgan. Bu dünya o'zi shunday. Zalimlar ham ötüp ketadi, alimlar u solihlar ham. Ammo ulardan qoladigan nom ve oxiratdagi natija umuman boshqacha bo'ladi. Endi zalim Hajjoj Saqafi haqida to'liqroq ma'lumot berib o'tsak. Uning dahshatli hayoti qanday bo'lgan? Uning to'liq ismi Abu Muhammad Hajjoj ibn Yusuf Saqafi. U 41 hijriy sanada Toifda dunyoga keldi. Hayotining boshida bolalarga ta'lim berish bilan shug'ullandi. Keyin xalifa Abdulmalik ibn al-Marvonning vaziri bilan tanishib, mirshablikka ishga kirdi. Bu ishda o'zini ko'rsatgani uchun obro'si ortdi. Bir kuni xalifa Abdulmalik vaziriga askarboshining bo'ysunmasligidan shikoyat qildi. U Hajjoj ibn Yusuf Saqafini askarbosh qilishni maslahat berdi. Hajjoj qomondan bo'lgach, askarlar ichida kech qolganlarini qamchi bilan savalardi. Askar ichida sazoyi qilib, aylantirardi va chodirlarni kuydirib yuborardi. Undan keyin uning obrosi to'xtamay o'sib bordi. U o'zining shafqatsizligi va zolimligi bilan dong taratdi. Islom olamida Hajjoj zolim nomi bilan tanildi. Biz uning ishlaridan faqat bir nechta misolni qisqacha keltirish bilan kifoyalanamiz. Mashhur sahobiylardan Abdullah ibn Zubayr, ya'ni kimsan Zubayr ibn Avvomning o'g'li, Umaviylar davlatiga qarshi chiqib, Makka mukarramada o'z hukmini e'lon qildilar. Shunda Hajjoj zolim xalifa Abdulmalikka: "Ey mu'minlar amiri, uni menga qo'yib bering. Tushimda uni terisini shilganimni ko'rdim", dedi. Na'uzubillah. Axir Abdullah ibn Zubayr sahoba edi. Mana shundan keyin Hajjoj zolim askarlari bilan kelib, Kabe-i Muazzama'ya yakın Abu Qubays tog'iga manjani qo'rnatdi va Kabe'ye qarata tosh otishga amr qildi. Odamlari qo'rqib buyruqni bajara olmay turganlarida o'zi qo'li bilan manjaniqqa tosh qo'yib otdi. Faqat haj mavsumida bir necha kun Kabe'ga tosh otishni to'xtatib turdi. Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu og'ir ahvolda qolganlaridan keyin Kabe-i Muazzama'dan chiqib hamla qilishga majbur bo'ldilar. Hajjoj zolimning odamlari o kishining qarshilariga chiqishdan qo'rqdilar. Bu holni ko'rgan Hajjoj zolim o'z oldinga tushib odamlarni urushga majbur qildi. Bu katta fitnada Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu ni qatl ettilar. Hajjoj zolim o kishining murdalarini osib qo'ydi. Ha, bu ishlar tariximizning qonli sahifalari edi. Hajjoj keyin Madinai Munavvaraga yurish qilib, ko'pgina sahobai kiromlarni azobladi, qatl qildi. Imom Termiziy Hajjoj zolim o'lguncha qamab qo'ygan odamlarning soni 20 ming ekanini ta'kidlaydilar. Albatta, bunday zolim odamlarning oqibati yaxshilik bilan tugashi mumkin emas. Hajjoj zolimning oqibati ham yaxshilik bilan tugamadi. U mashhur tobe'in Said ibn Jubayrni qatl qilganidan keyin o'zi ham aqldan ozib qoldi. So'ngra uning tushiga Said ibn Jubayr kirib, "Allohning dushmani, meni nima uchun qatl qilding?" deya tinchlik bermasdi. Lekin bu hali xolvasi edi. Undan ham alamli azob zolim qomondonning qorniga qurt tushdi. U o'zini ko'rsatgani tabib chaqirtirdi. Tabib bir parcha go'shtni ipga bog'lab, uning og'zidan tomog'iga solib bir muddat turdi. Go'shtni qaytarib olganda, unga chirmashib olgan vij-vij qurtlarni ko'rdilar. La ilaha illalloh. Lekin sahobalarning qotiliga bu azoblar ham kam edi. Alloh taolo Hajjoj zolimga qattiq sovqatish xastaligini berdi. Uning atrofiga bir necha olovlarni yoqib, tanasiga tegadigan darajada yaqinlashtirilsa ham sezmasdi. Bu dahshatli hayotdan to'yib ketgan Hajjoj zolim o'z holidan mashhur tobe'in Hasan Basriyga shikoyat qildi. U kishi unga: "Men seni solih kishilarga yomonlik qilishdan qaytargandim, ko'nmading", dedilar. Shunda zolim Saqafi qo'pol davishda o'kirib: "Ey Hasan,
Men senden Allah menge küşayış berişini sorab dua kılışını soruyatkenim yok. Canımını alışını ve azabımını çözmesliğini sora dedi. Şimdi Hasan Basri, Allah'ım bunu uzunu hem öldürgen, kılığını hem öldürgen diye dua kıldılar. Haccac zalim mezgür halatta 15 gün yatıp, sön içiden kurtuya böldü. Bu hadise Vasit şehrinde 95. hicri senede roy verdi. Oşanda Haccac zalimnin yaşı 54'teydi. Ramazanda namaz götüb yürgen qarı Eş'as el-Haddadi'den rivayet kılınadı. Onu tüşümde cüde yaman halatta gördüm. O menge kimni qanday kılıp katıl kigen bosam, özüm hem huddu şumdeyi tarzda katıl kılın muhtemel. Keyin meni dozaqga kirişim haqida hüküm boldu dedi. Bunda yaman akıbattan Allah'ın yozu asırasın. Çünkü birovni haqqini yegan, birovga qasddan zulüm qilgan kişinin akıbatı dahşatli bo'lishini tarix bizga ko'rsatib keladi. Zalimlar hushyor bo'lish kerak. Çünkü mazlum bulan Allah'ın ortasida parda bo'lmaydi. Agar mazlum qalbidan bir marta Alloh deydigan bo'lsa, zalimning holiga aniq maymunlar yig'laydi.